Merhaba arkadaşlar. Kaldığımız yerden devam edelim. Nerede kaldık? Tabakalardan bahsettik. Şekil üzerinde gösterdik. Şimdi başlayalım isterseniz. Şimdi insanda göz dıştan içe doğru hangi tabakalardan oluşuyor bir hatırlayalım. Dış tabakada sert tabaka yani sklera dediğimiz yapı. Ortada damar tabaka, koroid. En iç kısımda ise ağ tabaka yani arkadaşlar retina bulunur. Biz şimdi sert tabakadan yani skleradan başlıyoruz işlemi. Neler vardır bu yapıda? Arkadaşlar göz küresinin en dış kısmını oluşturuyor sert tabaka ve bunun etrafında arkadaşlar böyle birbirini çevreleyen, çaprazlama çevreleyen kolajen lifler bulunuyor. Bu lifler arkadaşlar sert tabakayı koruyor. Yani aslında hem gözün tamamını koruyor hem de sert tabakayı korumuş oluyor. Bu tabaka oldukça serttir ve koruyucudur. Zaten adı üstünde sert tabaka diyoruz. Oldukça serttir ve koruyucudur arkadaşlar. Burada sklera dediğimiz yapıda arkadaşlar yani sert tabakada gözü nemli tutmaya yarayan konjüktiva dediğimiz bir yapı bulunur. Hani hatırlayın size şekli gösterdim ya orada konjüktiva vardı. Bakın şurada hemen göstereyim tekrardan. Arkadaşlar bakın şurası konjüktiva olarak geçiyor. Şöyle kalemle göstereyim. Konjüktiva. Bu etrafını saran sert tabakanın etrafını saran mukoz bir tabakadır. Bu tabaka ne yapıyor? Gözün nemli kalmasını sağlayan tabakadır arkadaşlar. Buradaki işte bundan yapılar sürekli hani nasıl diyeyim size su gibi hani bir şey üreterek nemli kalmasını sağlıyor. Bu konjüktiva dediğimiz yapı. Bu tabaka mukoz bir zardan oluşuyor arkadaşlar. Az önce de söyledim zaten mukoz zar veya mukoz tabaka dedim. Bu şekilde yapıları var. Peki bir de arkadaşlar korneanın dışarıya doğru böyle bir nasıl diyeyim size dışarıya doğru farklılaşarak oluşturduğu yapıya biz ne diyoruz? Korneanın değil tabii ki sert tabakanın. Sert tabakanın dışarıya doğru farklılaşarak oluşturduğu yapıya biz kornea diyoruz. Kornea göze gelen ışığın ilk kırıldığı yerdir arkadaşlar. Gözün saydam tabakasıdır. Yani beyaz tabakasıdır da diyebiliriz. Neden beyazdır? Çünkü kan damarı bulunmaz. Peki burası neyle beslenecek? Arkadaşlar burası doku sıvısından hani lenf sisteminden sızan doku sıvısıyla besleniyor aslında öyle söyleyebiliriz. Direkt kan damarlarından besin gelmiyor. Lenf sistemindeki doku sıvısıyla besleniyor. O zaman şöyle yazalım. İsterseniz hemen söylediklerimi yazmaya başlayayım. Sert tabaka dedik ki göz küresinin en dış kısmıdır. Gözü korur. Zaten sert tabaka adından belli. Sonra dedik ki arkadaşlar birbirini çevreleyen kolajen lifler bulunur. Kolajen lifler bulunur. Bu lifler ne yapıyordu? Yine korumayı sağlıyordu. Sonra dedik ki gözün nemli tutmaya yarayan gözü nemli tutan ya da konjüktiva yani mukoz tabaka bulunur. Sert tabakanın dışa doğru farklılaşmasıyla kornea oluşur. Kornea göze gelen ışığın ilk kırıldığı yerdir. Bunu da söyleyelim. Kornea göze gelen ışığın ilk kırıldığı yerdir. Arkadaşlar burada kan damarı da bulunmaz demiştik. Bu yüzden de gözün saydam tabakasıdır zaten demiştik. Beyaz göründüğü için beyaz tabakada deniliyor. Nereden beslendiğini de yazalım. Kan damarı bulunmaz. Kan damarı bulunmaz. Lenf sıvısından beslenir. Lenf sıvısından beslenir. Evet. Bu şekilde. Peki burada bilmemiz gerekenler neler? Arkadaşlar bir kere şu konjüktiva tabakası belki hani sorulabilir, karşımıza çıkabilir bilelim. Bir de korneanın göze gelen ışığın ilk kırıldığı yer olduğunu bilelim. Bence bu tabaka için yeterlidir. Tabii kan damarı bulunmaması da yine önemli. Gelelim bir diğer tabakamıza. Şimdi bu tabaka oldukça kısaydı ama diğer tabakaları biraz daha uzun uzun anlatacağım. Çünkü
Buralar arkadaşlar daha fazla yapının bulunduğu yerlerdir. Şöyle iki diyorum damar tabaka. Damar tabaka. Damar tabakanın diğer adı ne? Koroid. Damar tabaka. Arkadaşlar damar tabakadan da bahsedelim kısaca. Kan damarı bakımından zaten adından belli. Kan damarı bakımından oldukça zengin olan bir tabakadır ve pigment bakımından da zengindir arkadaşlar. Yani gözün bu melanin pigmenti dediğimiz pigmentleri burada bulunuyor. Ve bu tabakada bulunan bu pigmentler göze gelen ışığın fazlasını emerek göze zarar vermesini engelliyor arkadaşlar. Bu melanin pigmentinin bulunduğu tabakaya yani işte o gözümüzün renkli kısmına biz ne diyoruz? İris diyoruz arkadaşlar. İris. İris gözümüzün renkli kısmıdır. Unutmayın bazılarında mavi, bazılarında yeşil, bazılarında tabii ki kahverengidir. Bu şekilde yapıya sahiptir. Mavi ve yeşilin oluşmasının sebebi pigment eksikliğindendir. Yani aslında sağlıklı olan göz kahverengi gözdür. Mavi ve yeşil renk mutasyon sonucunda. Yani mavi arkadaşlar zaten şey hani genlerle kalıtılıyor. İşte otozomal resesif olarak kalıtılıyor. Ama şeye baktığımız zaman, yeşile baktığımız zaman kahverenginin mutasyonu sonucunda oluşuyor yeşil göz rengi. Ve yeşil ve mavi göz renginde göz hastalıklarına yakalanma ihtimali biraz daha diğerlerine göre fazladır. Ama her mavi göz, her yeşil göz hasta olur, göz hastalığına sahip olur diye bir şey var mı? Yok tabii ki. Gayet sağlıklı da olabilirler. Damar tabakada irisin tam ortasında bir de göz bebeği vardır. Arkadaşlar bu göz bebeği kasılıp gevşeyerek veya diğer bir ismiyle biz buna pupilla da diyoruz. Kasılıp gevşeyerek ne yapıyor? Yani büyüyüp küçülerek arkadaşlar göze gelen ışığın miktarını ayarlıyor. Bakın damar tabaka ışıkla ilgili oldukça önemli bir tabakadır. Sert tabakada sadece göze gelen ışık ilk kez kırılır kornea. Ama damar tabakada göze gelen ışığın ayarlandığı birçok yapı vardır. Bu yapılar işte iriste bulunan pigmentler. Göz bebeği arkadaşlar ve mercek. Mercek de göze gelen ışığın ikinci kez kırıldığı yerdir diyeceğiz. O zaman şu söylediklerimi şöyle buraya kadar yazalım. Daha sonra devam edelim. Şöyle diyelim. Kan damarı bakımından zengindir. Zengindir. Bu görüntü de hep böyle gidiyor. İlk yazarken öyle oluyor da sonra düzeliyor. Kan damarı bakımından zengindir dedik. Daha sonra ne dedik başka? Melanin pigmentleri bu tabakada bulunur. Bu yapıya yani melanin pigmentinin bulunduğu yapıya iris denir. İris denir. Arkadaşlar iris ne dedik? Göze gelen ışığın ışığın fazlasını emiyor dedik. Göze gelen ışığın fazlasını emer. Ve göze zarar vermesini engelliyor aslında göze gelen ışığın. Sonra irisin ortasında göz bebeği diğer bir adıyla pupilla bulunur. Bu göz bebeği de ne yapıyor arkadaşlar? Yine kasılıp gevşek yani büyüyüp küçülerek göze gelen ışın miktarını ayarlıyor. Bu yapı büyüyüp küçülerek ışık miktarını ayarlar. Peki başka? Arkadaşlar şunu da söyleyeyim. Şimdi gözde saydam bir yapıdır. Yani aslında şöyle söyleyeyim ben size. Hani bu göz bebeğinden bahsettik, işte iristen bahsettik. Aslında saydam bir yapıya sahiptir arkadaşlar. Ve bunun yapısında hani göz merceğinden birazcık bahsedeyim size. Göz bebeğinin hemen arkasında göz merceği bulunuyor ve saydam bir yapıya sahiptir. Arkadaşlar bunun yapısında bazı mineraller bulunur. Ve bu mineraller de işte hani göz bebeğini koruyor diyebiliriz. Göz bebeğini koruyor. Ve göz merceği göze gelen ışığın ikinci kez kırıldığı yerdir. O zaman göz merceğinde ne varmış? Mineraller varmış. Bu mineraller göz bebeğini, göz merceğini koruyormuş. Ve göz merceği
Göze gelen ışığın ikinci kez kırıldığı yermiş. Şöyle yazalım. Göz bebeğinin arkasında. Göz bebeğinin arkasında ince kenarlı göz merceği bulunur. Göz merceği bulunur. Yapısında mineraller vardır. Mineraller vardır. Göze gelen ışığın ikinci kez kırıldığı yerdir. Kırıldığı yerdir dedik. Peki arkadaşlar, bu göz merceğine baktığımız zaman, göz merceği hani fizikte belki hatırlarsınız, konvex dediğimiz bir yapıya sahipti. Matematikte de hani konvex, konkav gibi yapılar vardı, bahsediyorduk. Konvex bir yapıdadır ve yine göz merceğinde de damar ve sinir bulunmaz. Konvex yapıdadır. Damar ve sinir bulunmaz. Arkadaşlar, göz merceği kirpiksi kaslara bağlıdır. Gözün işte o merceği tutan yapılar kirpiksi kaslardır. Bu kasların kasılıp gevşemesiyle de hem yerine sabitleniyor, hem de inceliği kalınlığı ayarlanarak işte görüntünün netliği ayarlanıyor arkadaşlar. O zaman bunu da yazalım. Göz merceği asıcı bağlar ve kirpiksi kaslarla bulunduğu yere sabitlenir. Bu kaslar yardımıyla göz merceğinin incelik kalınlığı ayarlanır. Şimdi arkadaşlar, bu incelik kalınlık ayarlandıkça göz uyumu dediğimiz bir olay ortaya çıkıyor. Göz uyumu dediğimiz yapıyı zaten en son alt tabakayı anlattıktan sonra anlatacağım, göz uyumu nasıl gerçekleşiyor diye. O zaman şöyle yapalım. Bu sayede göz uyumu sağlanır. Evet, damar tabakada genel olarak söyleyeceklerimiz bunlar. Bir de hani size ön oda, arka oda demiştim ya, bunlardan bahsedeyim. Arkadaşlar, kornea ile iris arasında bulunan boşluğa biz ön oda diyoruz. İris ile mercek arasında bulunan boşluğa da biz ne diyoruz? Arka oda diyoruz. O zaman şöyle yazalım. Bakın, kornea ile iris arasındaki boşluğa ne diyormuşuz? Ön oda. İris ile mercek arasındaki kısma ne diyormuşuz? Arka oda. Bir de mercek ile retina arasında veya işte o sarı benek demiştik ya, sarı benek arasında bulunan kısma da ne diyoruz? Camsı cisim diyoruz veya karanlık oda. Arkadaşlar, camsı cisim de dediğim gibi içerisinde bulundurduğu sıvı sayesinde gözün işte tansiyondur, gözün beslenmesidir, bunları sağlıyor. İçerisinde bulunan sıvı sayesinde de göz basıncını ayarlıyor arkadaşlar ve tansiyon, hani göz tansiyonu olanlar var ya, bu göz tansiyonu bunun içerisindeki sıvının dengesinin değişmesi sonucunda ortaya çıkıyor. Basıncın yani sabit kalması gerekiyor. Evet, bu şekilde camsı cisimden falan da bahsettik. Damar tabakayı bitirmiş olduk. Şimdi gelelim arkadaşlar 3. tabakamız olan A tabakaya. Şimdi A tabakada daha çok neyden bahsedeceğiz? Reseptörlerden bahsedeceğiz. Çünkü burada reseptör çeşitleri var. Bu reseptör çeşitlerini bilmemiz gerekiyor. Şöyle 3 diyorum. A tabaka. Arkadaşlar, A tabakaya baktığımız zaman göz küresinin en iç kısmında bulunuyor zaten. Hani onu söyledik, dışarıdan içeriye doğru sert tabaka, damar tabaka, A tabaka demiştik. En iç kısmında bulunuyor. Burada arkadaşlar görme ile ilgili sinirler ve reseptörler, yani fotoreseptörler bulunur. O zaman şöyle diyelim. Görme sinirleri ve fotoreseptörler bulunur.
fotoreseptörler bulunur. Arkadaşlar reseptörlerin yoğun olarak bulunduğu yere biz sarı benek diyoruz. Reseptörlerin yoğun olarak bulunduğu yere sarı benek denir. Sarı benek denir. Peki reseptörün hiç bulunmadığı yere ne diyorduk? Ona da kör nokta. Reseptörün hiç bulunmadığı yere kör nokta denir. Kör noktadan görme sinirleri çıkar. Onu da yazayım. Evet, bu şekilde A tabaka. Peki, fotoreseptörlerden bahsedelim. Burada en çok bundan bahsedeceğiz zaten arkadaşlar. Fotoreseptörler diyorum şuraya. Fotoreseptörler. Arkadaşlar bunlar iki tanedir. Birisi çubuk reseptörleri, diğeri de koni reseptörleri. Arkadaşlar çubuk reseptörleri ve koni reseptörlerine baktığımızda, şimdi çubuk reseptörlerine biz çomak reseptörleri de diyoruz. Çubuk reseptörler görüntünün şeklini algılamamızı sağlar. Bakın bu şekil algılar. Şekil. Koni reseptörleri ise renk algılar arkadaşlar. Görüntünün rengini algılamamızı sağlıyor. Ve ilk önce çubuk reseptörleri çalışıyor. Daha sonra koni reseptörleri çalışıyor. O yüzden bir ortama girdiğinizde ilk önce, tabii bu arasındaki hani saniye farkı çok azdır. İlk önce girdiğinizde şeklini algılarsınız. Daha sonra rengini algılarsınız arkadaşlar. Ayrıca çubuk reseptörleri karanlıkta veya işte loş ışıkta siyah beyaz görmemizi de sağlar. Siyah beyaz görmeyi de sağlar arkadaşlar. Tamamen dünyamızı renklendiren hangi reseptörler? Koni reseptörleri. Peki koni reseptörleri eksik olursa hangi hastalık ortaya çıkar? Tabii ki renk körlüğü. Renk körlüğü ortaya çıkar arkadaşlar. Eğer tamamı yok olursa, bakın tamamen yoksa o zaman da ne diyoruz? Tam renk körlüğü. Tam renk körlüğü ortaya çıkıyor. Hatta buna tavuk karası da deniliyor. Tavuk karası denilmiyor tabii ki buraya. Pardon. Gece körlüğüne tavuk karası deniliyor arkadaşlar. Şimdi bu tamamen yoksa tam renk körlüğü. Çubuk reseptörlerinde bir eksiklik varsa o zaman da arkadaşlar gece körlüğü ortaya çıkıyor. Gece körlüğü. Biz buna halk arasında da ne deniliyormuş? Tavuk karası deniliyormuş. Çünkü tavuklar da sanırım gece görmüyorlarmış. O yüzden hatta güneş batmadan tavukları kümese toplarlar. Hani geceleri kaybolmasınlar diye büyük ihtimal tavuk karası da oradan çıkmış. O zaman koni reseptörleri eksik olursa renk körlüğü, yani kısmi renk körlüğü, tamamen yoksa arkadaşlar tam renk körlüğü ortaya çıkıyor. Çubuk reseptörleri çalışmazsa veya işte çalışmasını gerektiren bazı maddeler var. Birazdan bahsedeceğim. Eğer bunlardan bulunmazsa arkadaşlar o da gece körlüğü, yani tavuk karası hastalığını ortaya çıkarıyormuş. Peki gelelim bu görmeyi sağlayan yapıya. Arkadaşlar çomak hücrelerinde rodopsin dediğimiz bir molekül var. Bu molekül gece görmeyi sağlıyor. O zaman şöyle yazıyorum, bakın. Çomak hücrelerinde bulunan rodopsin gece görmeyi sağlar. Peki nasıl aktif hale gelecek? Arkadaşlar rodopsin molekülünün öncülü, yani öncül maddesi A vitaminidir. A vitamini eksikliğinde rodopsin molekülü sentezlenemiyor ve bu yüzden de gece körlüğü ortaya çıkıyor. Yani dedik ya bunun eksikliğinde diye. Eğer rodopsin maddesi üretilemezse veya çubuk hücreleri çalışamazsa ne oluşuyor? Gece körlüğü dediğimiz hastalık ortaya çıkıyor. O zaman şöyle yazalım. Öncülü A vitaminidir. O yüzden diyorlar ya hani havuç ye, işte A vitamini bol miktarda böyle turuncu renkli besinlerde bulunuyor. Zaten A vitamininin diğer adı nedir? Karotendir. Arkadaşlar A vitamini eksikliğinde işte bu hastalık ortaya çıkabiliyor. O yüzden mesela diyorlar ki hani havuç ye,
İşte gözün aydınlansın. Havuçta bol miktarda var olduğunu biliyorlar. Öncül öncülü A vitaminidir. Eksikliğinde gece körlüğü ortaya çıkar. Gece körlüğü ortaya çıkar. Peki rodopsin nasıl aktif hale geliyor? Bir de bundan bahsedelim arkadaşlar. Şimdi rodopsin, retinal denilen iki tane protein var arkadaşlar. İşte aldehit ve opsin denilen iki tane protein vardır. Bunlardan oluşuyor. Bu ışık rodopsine çarptığı zaman rodopsin molekülü retinal ve opsine parçalanıyor. Bu sayede de arkadaşlar açığa çıkan enerjiyle impuls oluşuyor ve görüntü beyne gidiyor. Yani bu rodopsinin bizim görmemiz için mutlaka bulunması gerekiyor. O yüzden de dediğim gibi havuç yiyin, gözleriniz aydınlansın, ışıklansın. O zaman nasıl oluştuğunu, hani nasıl çalıştığını da yazalım. Şöyle diyelim. Rodopsin aldehit ve opsinden oluşur. Opsinden oluşur. Işık rodopsine çarpınca rodopsin molekülü aldehit ve opsine parçalanır. Bu sayede açığa çıkan enerjiyle impuls oluşur ve görüntü beyne gider. İşte bu şekilde arkadaşlar görüntünün oluşma şeklidir. Şimdi buraya kadar neyden bahsettik? Bir de rodopsin karanlıkta sentezlenir arkadaşlar. Bunu da unutmayalım. O yüzden böyle karanlıkta uyumaya dikkat edin. Hani gece lambası olmadan uyuyamayanlar vardır. Veya işte karanlıkta uyuyamayanlar vardır arkadaşlar. O yüzden hani dikkat etmeniz daha iyi olur. Özellikle zaten geceleri belli bir saati vardır bunun, işte 11 ile 3 arasıydı yanlış hatırlamıyorsam. O saatlerde daha fazla sentezleniyor. O saatlerde uyuyor olursanız sizin için daha iyi olur. Tabii şu an KPSS'ye hazırlandığınız için bu pek bir mümkün olmayabilir ama ilerleyen zamanlarda mutlaka buna dikkat edin. Evet, böylece neyi anlattık arkadaşlar? İşte A tabakadan bahsettik, damar tabakadan, sert tabakadan bahsettik. Bu videoyu burada bitireceğim. Bir sonraki videoda size göz uyumundan ve göz kusurlarından bahsedeceğim. İşte miyopluktur, hipermetropluktur. Bunlardan bahsedeceğim arkadaşlar. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.